Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de Final Four yapabilir mi? Basketboldan anlayan arkadaşlardan ricam bunu yorumlar mısınız? Çünkü en son Scottie Wilbeck'in sol dizinden sakatlandığını ve en az 2-3 hafta forma giyemeyeceğini açıklamış Fenerbahçe Beko. Hani nasıl bir etkisi olur bunları sizlerden bekliyoruz arkadaşlar. Mesut Özil sosyal medyadan yaptığı paylaşımla e, futbolu bıraktığını açıklamış. Kaldı ki futbol onu çoktan bırakmıştı. Benimle bu konuda bile tartışan arkadaşlarımız olmuştu. Ben Mesut'tan ne köy olur ne kasaba olur dediğimde Mesut şöyle değerimiz böyle değerimiz Mesut laf ettirmeyiz. Bizim için Allah bir Mesut tövbe estağfurullah saçma sapan cümleler vardı. Şimdi herhalde anlamışsınızdır. Hani değişmeyen bir gerçek var. Deprem gerçeği. Kahramanmaraş'ta 23 Mart'ta saat 12.19 gibi 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti mesela. Kayseri'deki birçok kişi hissetti söyledi. Ben hissetmedim açıkçası. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani değişmeyen gerçek bu. Yani dünyada ölümden başkası yalan diyor ya. Dünyada gerçekten ölümden başkası yalan arkadaşlar. Şimdi bir algı var ortada. Özellikle Galatasaray'ın başını çektiği bir algı var. Niye algı var? Çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray'da ama daha çok Galatasaray çok ciddi yatırım yaptı. Şampiyon olmak adına elinden geleni arkasına koymadı. Ama bir türlü ligi koparıp atamadı. Hani Fenerbahçe taraftarının birçoğu şunu söylüyor. İyi iyi futbolcular alacaksın, iyi teknik direktörünü alacaksın, al malı götüreceksin şöyle böyle. Ama iyi teknik direktör, iyi futbolcuyu sadece transfer market değerine göre değerlendiren bir taraftar kitlemiz var. Ne kadar futboldan anladıklarından size bırakıyorum. Arkadaşlar bakın bu takıma çok yıldızlar geldi. En basit örneği daha da gördünüz. Mesut Özil. Bence dünyanın en iyi 10 futbolcusundan biriydi. En iyi 10 futbolcusundan biriydi. Ne kattı? Hiçbir şey hiçbir şey katmadı. Ya hiçbir şey katmadı arkadaşım. Hiçbir şey katmadı. Ama ne götürdü? Milyonlarca euro götürdü. Sonrasında Allah razı olsun acıdı etti de. Sözleşmeyi feshedip Başakşehir'e gitti. Kurtulduk. Bir Elif Elmas ne kattı? ve bunları dediğimiz zaman görüyorsunuz. Yani dün yani gördüğünüz hazırlık maçında. Jojinho'yu gördünüz. Bora Aydınlığı gördünüz. Şimdi arkadaşlar Bora Aydınlıklar, Jojinyolar bizim geleceğimiz. Maalesef ve maalesef. Bunun sebebi de doların, euronun malum olayları ve takımların bankalar konsorsiyumu anlaşması. Hal böyleyken Galatasaray'da şampiyonluk istiyor. Şampiyonluk için her şey mübahtır anlayışı hakim. Özellikle sosyal medyadaki kalemşörleri e, bir açıklama yapmış. Diyor ki Galatasaray hakem Hakan Ceylan için TFF'ye başvurmuş. Güzel. Yönetim TFF'ye adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz demiş. Bu her takımın yapabileceği türden bir çağrı. Hani ben de Arda kardeşleri istemiyorum. Allah belasını versin derim mesela bana kalsa. Ben de e, Ali Şansalan'ı istemiyorum. Ali Palabayı'yı istemiyorum. İstemiyorum. Bunlar Fenerbahçe düşmanıdır. Bu herkesin kişisel fikri. Devamına bakın diyor ki Galatasaray'ın Hakan Ceylan çıkışının sebebi kendi maçlarındaki kötü performansı değil Fenerbahçe maçlarındaki yönetimi. Aha. Fenerbahçe maçında kötü yönetimi varsa sen maça nasıl istemezsin? Yani kendi maçına nasıl istemiyorsun? Derken diyor ki Hakan Ceylan Fenerbahçe'nin var ve avar olarak 7 maçını yönetmiş. Fenerbahçe 7 galibiyet alırken 6 penaltı kullanmış. Rakiplerine 3 kırmızı kart gösterilmiş. Bir kere anlamayan bir insan için söyleyeyim. Hani sala anlatır gibi söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe 7 maçta 7 galibiyet almış. 6 penaltı kullanmış. Rakiplerine 3 kırmızı gösterilmiş. Fenerbahçe Avrupa'da bu sezon kaç penaltı kullandı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir araştırsanıza. Yani 6 ön eleme oynadı. 6 tane grup maçı 12. 2 tane gruptan sonra oynadı 14. 14 maçta bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe 14 maçta 8 penaltı kullandı desem sürpriz olur mu size? 14 maçta 8 penaltı kullandı. Rakiplerine de 4 kırmızı çıktı desem sürpriz olur mu size? 14 maçta 14 şeylik katkı sürpriz olur mu arkadaşlar? Bakın bunların içinde Sevilla var, Ren var. Dinamo Kiev falan var. Sürpriz olur mu? Avusturya Viyen var. Olmaz değil mi? O zaman şöyle bir kalıba koyalım. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol Türkiye'de de Avrupa'da da rakiplere tehdit oluşturacak bir futbol. Şimdi 7 tane yönettiği Fenerbahçe maçını çıkarttık. Fenerbahçe 4, Adana Demirspor 2. Lehimize penaltı var ama aleyhimize penaltı var. Aleyhimize çalınan penaltı öncesinde net offside var. Onyekuru'nun net offside var. Offside'i vermedi. Offside'i vermedi. Adana Demirsporlu oyuncunun insanlık dışı insanlık dışı bakın insanlık dışı ayağa basmasına var çağırdı kırmızı verdirdi. O basmayı izleyin kırmızı değil diyorsanız vallahi de billahi de siz insan değilsiniz. Yemin ediyorum insan değilsiniz. Yani siz insan değilsiniz. Gerçekten değilsiniz. O kadar söyleyeyim. Açın izleyin. Aynı şekilde Adana Demir'in penaltısı öncesine bakın. Offside var mı yok mu? Yani normalde o penaltıyı iptal etmesi lazımdı. Al sana bir hata. Fenerbahçe 2 Kayseri Spor 0. Bu maçta Fenerbahçe'nin verilmeyen iki tane penaltısı var. Geçin. Fenerbahçe 5, Alanya 0. Evet, Fenerbahçe'ye penaltı verildi. Peki verilmeyen kartlar? Hadi bunu geçtim. Fenerbahçe, Alanya'ya 5 atmış evinde. Sen Alanya'yla beraber kalıyorsun evinde. Fenerbahçe 1, Sivas 0. Tamam, penaltı vermesine verdi Hak ettiğim penaltıyı aldım. Peki Fenerbahçe'ye çıkan kırmızı karta bütün spor otoriteleri bu kırmızı değildir dedi mi? dedi. Hani Fenerbahçe lehineydi yedi maç. Fenerbahçe 4 Hatay sıfır Ezici bir futbol. Ne penaltı var ne rakibi kırmızı var. Fenerbahçe 4 Konya 0. Evet penaltı aldı Fenerbahçe. Almadığı iki penaltı var. Konya Spor'dan bir kişi kırmızı yedi. Evet yemeyen iki kişi var. Bunu ben söylemiyorum. Trio programı söylüyor. Dünyamin Gezer söylüyor. Erman Toroğlu söylüyor. Alanya bir Fenerbahçe 3 lehimize penaltılar verildi. Hiçbir spor yazarı bu penaltı değildir demedi. Bak bir kişi bile değildir demedi. Aleyhimize verilmeyen, Furkan'a verilmeyen iki tane kırmızı var. O sayının kırmızısı muhtemelen o sayının kırmızısı şimdi birçok kişi dönmeye başladı. Diyor ki krampona basma var. Bak yarın bir gün Galatasaray'ın da başına gelir ona da kırmızı verilmez diyor başınıza gelecek kırmızı da verilmeyecek diyeceğiz ki bakın krampona müdahale o yüzden verilmemişti bu da aynı diyeceğiz ne alakası var diyeceksiniz kıvıracaksınız Fenerbahçe'nin attığı golün iptali Allah aşkına sizin vicdanınız gerçekten kaldı mı ya yani bu Hakan Ceylan ben bir şey söylüyorum şu 7 maçlık performans için söylüyorum Hakan Ceylan'la hakemleri bitiriyor musunuz Allah rızası için bitirin Allah rızası için yalvarırım yalvarırım bitirin Hakan Ceylan'ın yönettiği Galatasaray maçlarını söyleyeyim mi size? 9 maç, 9 galibiyet. Yani kendi bacağınıza sıkarsınız. Siz bilirsiniz. Ve bu maçlardan biri Kasımpaşa maçı. Direkt kırmızı. Koreyedya'nın kırmızı ses geçiliyor. Bir İstanbul spor maçı. Öbür Kaya'nın kırmızısı. Yani kendinizi bacağınıza sıkarsınız. Tamam biz kabul ediyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yapılan algı Fenerbahçe çok ben altı kazanıyor. Şöyle böyle. Fenerbahçe ligde kaç penaltı kazandıysa Galatasaray'ın rakipleri de ligde bu, se bu sezon kendi kalelerine Galatasaray maçlarında o kadar gol attı biliyor musunuz? Yani Fenerbahçe 9 penaltı kazandıysa Galatasaray'ın rakipleri 9 kez kendi kalesine gol attı desem hadi lan oradan dersiniz araştırır mısınız bir? Alın size ilginç bir istatistik. Algı yapacaksanız bunun üstünden algı yapın. Bir Nikola Zanyola'yı transfer ettiler. Nereden ettiler? Nereden yaptılar? Her gün mü Nikola Zanyolo konuşulur? 7-24 sabah akşam Zanyolo konuşuluyor. Zanyolo tuvalete şöyle çıktı. Zanyolo abdestini şöyle aldı. Zanyolo namazını böyle kıldı. Zanyolo oruç tutmuyormuş. Vay kafir vay. Hayır kafir demeyin dinlen çıkarsınız. Zanyolo şöyle yaptı. Zanyolo'nun Zanyolo menajeri George Gardi. Fenerbahçe Zanyolo için hem oyuncuya hem de kulübe daha yüksek teklif yaptı. Aldığım bir sosyal medya duyumuna göre zan yıllık ücreti 5 milyon euro. 15 milyon euro da servis verdiklerini tarz ediyoruz. Hani herhangi bir hile hurda yapmadan ya da menajerine verilen para dahil edilmedi. 15 milyon euro kendileri açıkladı. Ancak zan Galatasaray'ı Galatasaray tercih etmiş. Bir kere buna eşekler bile güler. Buna Galatasaray taraftarı bile güler. Buna Galatasaray taraftarı inanmaz. Ulan Ali Koç'u tanımasak yeriz. Yani Ali Koç'u tanımasak biz bunu yerdik açıkçası. Şimdi futboldan anlayan, Fenerbahçe'yi az buçuk takip eden Galatasaray taraftarına soruyorum. Diliniz, imanınız, kitabınız önemli değil. Soruyorum size. Ali Koç bir futbolcuya 15 milyon euro verecek adam mı? Teşekkür ederim hayır dediğiniz için. İki. Ali Koç bir futbolcuya yıllık... 5 milyon eurodan fazla para verecek adam mı? Teşekkür ederim beni doğruladığınız için. Ali Koç 15'e bir futbolcu alacağına gidip 3-4 tane ikincilikten topçu almaz mı? O 15 oraya dağıtmaz mı? Teşekkür ederim doğruladığınız için. Yani yalansa yalan değil. Ulan adam 500 bin euro fazla ücret vermeyip Dimitrov, Mitrovic almadı. Mitrovic'i herif kariyer rekoru kırdı o sezon. Adam 500 bin euro fazla verip Mitrović'i almadı. Ha, bir salaklık yaptı Ali Koç. Bunu bir kez yaptı. Nerede yaptı biliyor musunuz? İrfancan kahveci de yaptı. Artık onur meselesi dediler. İrfancan kahveci de bu salaklığı yaptı. Yani kusura bakma, salaklık değil, mi? hata diyeyim. Hani garibanlar yapınca salaklık oluyor, zengin yapınca hata oluyor. Bu hatayı bir kere yaptı. Yalnız ben şunu çok merak ediyorum. Zan yolu. Hani dokunmadan kendini yere fırlatma oyunlarına girmeye başladı. Donk pozisyonu Galatasaray'ın genlerine işlemiş hiçbir şey olmayan pozisyonda hala kırmızı istiyorlar. Bence Galatasaray bu yüzden seçmiş olabilir. Bir de Zaniolo'nun menajeri mi iyi çalışıyor? Galatasaray yönetimi mi iyi algı yapıyor bilmiyorum ama her 3 günde bir Milan'a gidiyor. Sonraki 3 gün Inter'e, sonraki 3 gün Juventus'a gidiyor. Ve sürekli fiyat değişiyor. Bazen 25 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle gidiyor. Bazen 30 milyonluk, bazen 35 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle çıkıyor. Yani ortada bir algı var. Artık kimi şey yapıyorsanız arkadaşlar, kime bu algıya inanıyorsanız, kim size daha doğru geliyorsa onun ipiyle kuyuya inin. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe Zanyolu'ya daha önce tek... Bak şu var. Oyuncular öneriliyor. Icardi Fenerbahçe'ye önerildi. Yıllık istediği ücret 6,5 milyon euro. 6,5 milyon euro. Fenerbahçe kabul etmedi. <laughs> Galatasaray 750 bin euroya aldı. Abi elimde de bir köprü var. Vallahi bir güzel köprü. Bir Galatasaray taraftarına satsam ya. Hani Icardi'nin 750 bin euroya geldiğine inanan saf, temiz, iyi yürekli, geri e, geri planda çok parası olan bir Galatasaray taraftarına satsam. Yani 750 bin euroya inanıyorsa. Köprüyü ben iyi e, satarım. Bu arkadaşlar. Serdar Ali Çelikler. Çok sevmem ama ilk defa düzgün bir iş yapmış. Mikserlik. Galatasaray'da ödeme problemleri olduğu. Mertens'in bunlar rahatsız olduğu iddia ediliyor. Bir kere Galatasaray'da her dönem ödeme problemi var. UEFA'yı kazandıkları sene. Asbaşkanlarım, başkanlarım şöyle bir açıklama yaptı. Ulan biz bizim UEFA'yı kazandık, UEFA'mı bizi kazandı. İki yakamız bir araya gelmiyor dedi. O kadar paralar harcadık ki dedi. Atkı için harcadılar ben bilmiyorum. Her dönem böyleydi. Ama merak etmesin de birileri çıkar. Arazi verir. Vergisiler bir şeyler olur. İnşallah bunlar da son bulur. Hiçbir takım için böyle bir şey olmaz inşallah. Madem milyonlarca kişinin aşkı, serveti ona göre yönetim sergilesinler. Milyonlarca kişiyi birbirine kırdırmayı biliyorlar. Döner bıçaklarla milleti sokağa düşürmeyi biliyorlar. Milleti sosyal medyada birbirine düşürmeyi biliyorlar bir zahmet adam gibi yönetsinler kulüpleri. Kendi başkanım içinde söylüyorum, her takımın başkanı içinde söylüyorum. Ne demek ya? Ne demek? Bu, bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Amerikan Genel Kurmay Başbakan, Cumhurbaşkanımızın ben. Aa, Ankara ayağına denk kalsın. Vallahi acımam ya. <laughs> yani durum bu. Şimdi Serdar Çelikler diyor ki ödeme problem var. Mertens de bundan rahatsız. Galatasaray'da az sayıda kalmış bir muhabir dostumuz bu işleri araştırır, gerçeği söylerse öğreniriz demiş. Galatasaray ve gerçekleri söylemek. Asla olmayacak bir şey. Yalnız bir Kerem Aktürkoğlu, Oliviera kavgası, yumruklaşması falan demiş. Sonra Oliviera, Kerem Aktürkoğlu'nun bir şeyini paylaşmış. Aramızda kavga olduğunu söyleniyor falan filan diye paylaşmış. O paylaşımı atmasaydı ben Serdar'la Çelikler'e inanmıyordum ama o paylaşımı attıktan sonra inanmaya başladım niyeyse. Yani normal Kerem Aktürkoğlu'nu bir 6 ayda bir dövüyorlar Galatasaray'da. Bir 6 ayda bir, 12 ayda bir bir marka o dövdüydü. Bir bilmem öbürü dövdüydü. Bir Halil'le kavga ettiler. Bir o dövdüydü. Bu ne lan? Çocuk Harry Potter diye. Seçilmiş adam diye. Böyle, böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Anında şurada bir tane cizik var böyle Değişik bir çizik var diye. Lan Voldemort. a pardon onun adını söylemiyorduk. Günah oluyordu. Lan Voldemort baş edemedi. Siz mi baş edeceksiniz? Tabii yes, ki. da. bir daha ve Kerem'in etrafında görmeyeceğim. Aslı'nın etrafında da görmeyeceğim. Yalnız Mertens'e ilgili ben bir şey söyleyeyim. Sosyal medyaya düşen bir iddia var. Bu iddia daha doğru. Mertens 3 maç daha oynarsa sözleşmesi uzuyor. Anladınız mı? Sakatlık, makatlık palavra Mertens'in menajeri sosyal medyaya bunu verdi. Bakın bakalım Mertens ışık hızıyla nasıl iyileşiyor. Sosyal medyaya pa, pası attı. Bugüne kadar gizli kalan gerçeği attı. Bu doğru. <laughs> Bakmayın bu doğru. Bir de öbür taraftan üvey kardeş Beşiktaş çıkıyor. TFF'nin yanlı tutumundan adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızda lig şaibeli olarak bitecektir diye. Beşiktaş niye ağlıyor hocam? Onlar hep ağlar hocam. Boş ver hocam. Adam bunlar adam yerine koymuyor. Ya biz susun lan. Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeyim mi size? Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanırsa. Ben Ali Koç'un yerinde olsam bir Bizans oyunu yaparım. Beşiktaş Başkanı'na derim ki biz sizin maçı kazanırsak Kulüpler Birliği Başkanı vasfımı kullanarak Gaziantep ve Hatay maçlarının herkes 6 puan sayılması için destekleyeceğim sizi derim. Hocam çok çakalsın estağfurullah. Bu hepimizin çakallı. Bu hepimizin çakallı. Yani hocam peki böyle olursa ne oluyor? Bak böyle olursa ne oluyor biliyor musunuz? Fenerbahçe 25. maçını oynamış. 57 puanda olmuş oluyor. Galatasaray 60 Fenerbahçe 57 olmuş oluyor. Beşiktaş 26. maçta 54 puan da olmuş oluyor. Galatasaray ile arasında 6 puanlık bir fark olmuş oluyor. Bırakın yarışa dahil olsunlar. Ama bak Fenerbahçe kazanması şartıyla. Ben Ali Koç'un yerinde olsam Beşiktaş'a muhteşem bir teklifle giderim. Biz o maçı kazanalım size destek çıkıyorum. Lig bitene kadar Türkiye Kupası'nda yoklar. Lig bitene kadar karşımıza çıkmayacaklar. İyi de hocam geriden gelip şampiyon olurlarsa. E, o da bizim salaklığımız olur. Yani o, o kadar olacak. Yani o kadar olacak olsa o da bizim salaklığımız olur. Ama ben bir şey söyleyeyim. Harbi harbi söylüyorum. Ben olsam Beşiktaş'a bu teklifi yaparım. Kapalı kapılar arkasında yaparım. Biz sizi yenelim. Yani yatın, satın, şike yapın diye demiyorum. Sizin maçı kazanırsak biz bu önerinizi destekleriz derim. 3'ten olup 5 kazanacaklar. Yoksa şimdi hiçbir şey kazanamayacaklar. Aynı zamanda Beşiktaş adı soyadı kadar emin ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yener. Otomatikman 3 puanlar daha gitti Galatasaray. Beşiktaş da Galatasaray'ı yenerse Galatasaray ilk 2'de bitiremiyor ligi. Ben olsam bu taktiği denerim. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Adana Demirspor, Adana Demir Galatasaray'ı deplasmanda yenerse siz bakın Curcuna'ya. Asıl lig o zaman heyecanlanacak. Asıl o zaman başlayacak. Fenerbahçe 1-0 yendi Beşiktaş'ı diyelim. Adana Demir'de 1-0 Galatasaray'ı yendi. 26 maç Galatasaray 60 puan. 25 maç Fenerbahçe 57 puan. Maç eksi ki e, o maçın bir tanesi hükmen olacağı için puanlar eşitlendi. Beşiktaş 49'da kaldı. Hayır. Bu dediğimiz olay olsa Beşiktaş 54'e çıkmış olacak. Galatasaray'la 6 puan kalacak. Bir Fener tokatlar. Bir... Zaten Fener tokatlarsa bir de Beşiktaş tokatlar. Adana'da Demir bile tokatlıyorsa Galatasaray artık orada ilk iki de bile kalamaz. İç karışıklıklar başlar diye Beşiktaş'ta zaten her gazı geçsin. Böyle bir dümeni ben olsam denerdim açıkçası. Ha hocam yaptığımız etik mi? Türkiye liginde hangi şey etik? Bana bir onu söyler misiniz? Hangi şey etik? Mesela Beşiktaş'ın Onur Bulut'a yaptığı şey etik miydi? Bu arada bir size bir futbolcu önereceğim. Mehmet Yeşil. İstanbul Spor'un oyuncusu. Ee, bu çocuğa yeşillenin. Bu çocuk iyi piyasa yapacak bir çocuk. 24 yaşında stoper. Ee, bak bu çocuğun üstüne düşün. 1.88 boyunda. Mehmet Yeşil. Bu çocuğu iyi izleyin. İki ayağında iyi kullanabilen bir isim. Diyarbakırlı. Trabzonspor altyapısında baya baya oynamış bir futbolcu. Offsport'a oynamış bir futbolcu. Fatih Tekke de coşan bir futbolcu. Bu Mehmet Yeşil'i unutmayın. Bu Mehmet Yeşil iyi bir yere giderse demeyin ki hocam yani keşke Fenerbahçe'ye önerseydin demeyin. Ben öneriyorum. Ee, Avrupa yapabilir bu çocuk. Hatta yapardı. Benden söylemesi. Bak ben Mehmet Zeki Çelik için de aynısını söyledim. Cenk Kaçar için de söyledim. Bunun için de söylüyorum. Bence bu çocuk yapılması gereken bir futbolcu. Benden uyarması. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah aşağıdan abone olup videoyu beğenirsiniz. Görüşmek üzere.